Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Biz köye geldik. Geçen de takipçilerimden soran oldu. Şimdi size tam adresini vereceğim. Aysel abam istediydi bizim Ural'i. Birkaç kişi daha sordu bana. Yumurta, hani süt almıştık. O zaman sahibini bulamamıştık. Şimdi size buralarda inşallah çekeceğim. Çok mutluyum. Bugün en mutlu günüm. Möcüklerle buluşmaya geldik. Anlatamam size. Çocuklar çok sevindiler. Tertemiz havası var buraların. Şöyle bakın arkadaşlar. Size gene yolları falan çekerim abalarım. Bu da böyle video olsun dedim. Sevincimi sizle paylaşmak istedim. Şöyle şimdi göstereyim size. Gelin bakalım. Oy, sizi ben yerim. Ne kadar çok var Erdoğan. Oradan kendileri kafa... Ooo, avilerde çok var Şahat. Ne haber oğlum? He? Evden oradan çıkmazlar da. Ha bunlar büyük. Ay ha bunlar inek. Bak bunlar sağlam. Ha bunlar sağlam inekler. Senin iyi ma bakışların. Sev. Sev bakalım. Nein, bir şey yapma. Kaçıyor zaten annesi kaçıyor. Gel. Korkuyorlar aşkım gel. Kız don dile don dile. Ey maşallah subhanallah. Erdoğan. Gel. Şak gelsene buraya ben korkarım. Ne duruyorsun orada? Ana bak oradan su içiyle. Erdoğan. Oy gideyim boğazıvan senin. Sen ne haber oğlum? Bunun da saçları var. La sen simon mu yaptın? Aa, abının burnunda bir şey var Erdoğan. Kukma. Abının burnunda bir şey var. Bu ne adı? Ey mübarekler, nazar almıyorsunuz. Ne kadar güzeldiler. Ya sizin memeler olsun, sütünü ben yiyeyim. Ya sizi ben yiyeyim, yiyeyim. He aşkım, ne haber? He? Ne haber aşkım benim? Ne haber? Mamacık mı yiyorsun? He? Sen mamacık mı yiyorsun buraya? Sağlanları koymuşlar. Sağ sütlü olanlar bu tarafta. Afiyet olsun kuzucuklar. Huy. Erdoğan abi bunlar atlar gelirse ya yandık ha. Bunlar tosun. Vallahi onlar sanki gelecek gibi duruyor. Oy ha arkadakiler. Yavrum hep. Hep. Şunun karnı derin mi lan? Oğlum onlar tosun, onun karnında nasıl bebek olacak? Erkek. Nasıl bakıyorsun Zeynep? Ha, arkadakilere bakın o ünlülerdeki. Bunlar hep tosun ha Erdoğan. Bunlar erkekler, bu gruba erkekler. Niye bu sevgilileri ayırdılar? Bir tarafa erkekleri koydular, bir tarafa kızlar. Bakışıyla sadece. Sevmek istiyorum ya. Ha bu sarı var ya, aynı Melek abamınkilerden. Sev, ben seveyim, dur. Gel. Yiyeyim abi, şurayı tozu yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim abi, şurayı tozu yerim sizi. Gel sev efendim. Sevim. Sev aşkım, sev, bir şey yapmıyor. Bak o da senden korkuyor, sev. Yapmıyor annem, yapmıyor. Sev. Melek teyzeninkiler gibi. Baksana. Anne. Abi demin saldırdı. Sizi gördüler ya, bunların yanına kimse gelmiyor. Bak, bununla da heyecanlanıyor. Onu emmiyor. İnsanlar seviyor mu? Tabii sever insanları aşkım. Hayvanlar insanları severler ama yine de dikkatli olmak lazım bebeğim. Yapmaz yapmaz. Bak oradan çıkamıyorlar zaten. Kilitlediler onları oraya anneciğim. Yavrularım benim. Uşudile, uşudile. Baba o iyi mi? Hadi biz gidiyoruz kızlar. Sizin sütlerden alacağız bebişim. He? Verdin mi bize yağlı süt aşkilatım? Oy size ben gideyim. Memeler uzayım sizin. Memeler uzayım. Maşallah subhanallah. Bunların hepsi kız. Bak memeleri var aşkım. Bak bunlar anne. Bunların hepsinin bebekleri oldu Zeynep. Şimdi bunların süt yapıyorlar, biz de içiyoruz. Ya gel arka tarafta bakalım daha var. Anne, anne
Ablaları bu yeni doğdu ya. Oy seni yiyeyim ben, yiyeyim yiyeyim. Evine de bak, evine. Kulübesi de var. ha buraya bu hayvan yeni doğdu. Ha buraya koyulamıyordu. Uş döndü bu, döndü. Ben seni yiyeyim, sen ne kadar güzelsin ya. Aa, anneleri de oradan kollayın onları, anneleri. Gel. Aha orada da var. Abone bak, abone abone bak. Efe içeridekilere bak. Anne bu en tatlısı bu. Sen ne kadar bebeksin ya. Cinav cinav mısın annem? He? Abla size. Abla size. Size mi abla? Burada da var mı acaba? Okay. Erdoğan bunlar hepsi yeni doğmuş. Ana bak buradan emiyor galiba. Ha buradan süt mü? Nasıl emiyor? He ula. Bunların ha bu kaplar da bak hep sütleri var. Anne. Aha burada da var. Kız bunların hepsinde var. Şişi. Mecuk ne haber annem? Merhaba. Nasılsın? Gel ablası gel. Nasılsın? Hadi gel. Hadi gel. Kız bu abinin evine bak Erdoğan, Allah aşkına abinin evine bak. Seni yiyeyim, sen prenses. Sen buranın prensesi. Orada da yavru sende. Ana bak şurada da var yavru. Ay, oy. Anne burada da var bebek. Burada da var. Abla baksana. Nerede var aşkım? Şurada bak seni. Bakayım. Orada. Nerede? Ana. Burada da var. Oo iki tane. Erdoğan bunlar ikiz. Bakayım. İkiz ikiz dur. Bak Zeynep bunlar ikiz. Oy çok güzeller, çok çok. Oy öksürüy. Haçtış mı oldun? Ana. Bak ha buradan sütlerini dolduruyla buraya Zeynep. Bak buradan alıp onlara içiriyle, görüyor musun? Sizi yiyeyim ben ya. Bunlar çok güzel ama. Anne ne kadar bebek var. Çok bebek, çok inek var aşkım, çok. Hı-hı. Bak bu bebeklerin de anneleri abırdı. Aa kapa çıktı. Anne çıktı kapa. Aha da anacıklar. Oy maşallah subhanallah. Nazar almasın diye kız. Bunlar en büyükleri mi? He he. Bu en büyük galiba. İki, dört tane anneciğleri var burada. Bunlar ya doğuracaklar ya doğurdular. Doğuracak, doğuracak gibi bir halları var ama. Anne ben hapı doğuracak diyordum. Öyle mi diyorsun? Aha, bence de. Bunlar doğmamış. Yat. Bunlar var ya. Bunun karnı var. Bunlar resmen ağrı çeken hayvanlar bak. Görüyor musun? Duruşlarından belli. Ana bak ana. Bir de necik daha sarılın da gelin yürü. Seni yiyeyim ben ya. Bunların da mı? Tansu şimdi orada. Tansu şu iki dakika. Benim mektanası var ya. Mektanası orada. Ha tamam yok çok yakın. Zeynep onu soruyor. Haberi var mı? Oradan alacaksın. Ha dur. Yaş yerine. Buduk beyler. Dur. Tamam tamam. Geldi mi acaba? Kalk da alacağız. Öbürünü de koy. Ay, nerede? Yo biraz da videoya çekeceğiz. Benim çekin. Valla.
Evet arkadaşlar, şimdi böyle aldık sütümüzü, yumurtamızı aldık. Bu videoya resim olarak adresini ekleyeceğiz. E-mail adresini de ekleriz resim olarak. Adamcık hediyelerimizi de verdi, cetvel bir şeyle verdi. Dedi ki bunları gösterirsiniz dedi. Üzerinde adresimiz yazıyor dedi. Aysel abama da selam olsun. Aysel abama artık gelebilirsin. Tam adresini bulduk. Şöyle abla bomboş araziler, temiz hava. Çıkın çıkın gelin böyle yerlere. 2-3 kız arkadaşla da tanıştım burada, çok güzel. Halbuki aynı yerde duruyormuşuk. Onlar da hani oda duruyor. Onlar da kanalıma abone olacaklarmış. Çok sevdiler beni. Ben de onları sevdim. Şöyle. Aa, resmini çek abla, bayrağın. Bak. Lant'miş. Bayrakta bir şey yok gördün. Lant'miş. Yazıyor ama şeyse. 7/24 açıkmış orası. Aha, Lant'miş. Ben o şeyi verdim mi tam adresi oradan açarlar. 7/24 yani otomat olduğu için gece de alınabiliyor oradan. Bioland Hofladen. Navigasyonu da yazdınız mı, getirir sizi buraya. Bazı ablalarım yazdı bana, Erlense'de de varmış ama biz çocuklar gelsin diye de geldik. Böyle... Erlense ile Bürkköbül arası işte burası. He. Biz uzak, geçen uzak yoldan gitmişiz. Uzattık yolu, bilmezdik ya. Bir de aradık. Aradık he. Geldik. Hepsini bulduk. At bulduk, tavuk bulduk, inek bulduk. Sen onun koşmasına bak. Karıya soğuk vurdu, zorla yürüyor. Sağdan vurdu. Dondum, dondum. Siz möğleri severken ben dondum. Ay onlara ben gideyim. Nasıldı Zeynep Efe? Ay çok tatlıydılar. Ay Zeynep sevdin mi? Konuşsana aşkım. En basiti bu köbülün içinden tam geçip Erlinze yoluna giden yoldan oraya sapılabiliyorum. Ne oğlum? Şu yeni doğan anne keşke daha sıcak bir yerde olsa. Hacı diyorlar, benim oğlumun yüreği hiç yoktur, teyzeleri hiç. Anne değil, titriyor. Ne yapabiliriz anne? Buzacığa ne yapabiliriz? Yeni doğdu, daha ıslak. Attı Lönür'ye. Niye ben anlamadım Erdoğan? Öyle mi yapılır? Biz, bizim, öyle. Ama bizim sığırlarımız doğurduğu zaman, mesela abamınkini doğurttum, Melek abamınkini yazın. He. Hemen koşa koşa tarana veririk, içiririk sıcak tarana. He. Suya koyarız zaten, sancısı ineğin başladı mı? Biz taranayı suya koyarız hemen. Ondan sonra sıcak sıcak doğurduğu an çay, bir de tarana içiririk suları, inekleri. Hemen kışı sayar hava. Sararık buzacığını. Hemen sararık. Eski bir battaniye bir şey atarık. Mesela annemin buzakları için eski battaniyesi vardı. Veya kazak. Kazağımızı, yün kazağımızı, eski yün kazaklarımızı sulara bacaklarından, kollarından giydirirdik. İşte bunları da bir şey yapmayla gördün. Ama tir tir titri, tir tir yavrum. Bir -1 derece var arkadaşlar. Demek ki daha çok mu güçleniyor artık? Güçlü mü oluyor soğuğu? Zaten Almanlar da bizim gibi çocuklarını çok sıcağa koymak, çok korumak böyle hava bakımında, yani bizim kadar pimpirikli değildir ama maşallah uşaklar da kütük gibi duruyorlar. Gerçekten. Öyle böyle bir şey. Haydi şimdi eve gidelim. Anne. Efendim yavrum. Gittik. Sonra da yine geldik. Girdi içeri. Çok tatlı değil mi? Zeynep soruyor, anne bu eve getiremez miyiz? Bir tanesi de ikizdi. İkizi de çaktı. Vay yeni yazın senin. Çok mu memnun oldun? Hava aldılar hava yavrucuklarım. Hem ziyaret yaptık hem ticaret. Sütümüzü yumurtamızı da aldık. Kaç lira ödedin evde? 3. Kaç kilo? Litresi 1 lira. 4,5 litre, 4,5 litre aldık. 4,5'una verdin. 4,20 de yumurtaya verdik. Evet, yaklaşık 8-9 euro. 10 euro değil. Ama güzel de sevdik, güzel de gezdik. Çok mutlu olduk hepimiz. Çok güzel, çok. Bayılırım abla tavuğa, ine. Olsa var ya, gül gibi bakarım bunlara. Çıkmam ki oradan. Erdoğan diyecek ki, ha yemek yapmazsın. Çıkar ahırdan. Erdoğan. Kibrit çakacağım, atacağım. Hı. Tamam.
Geçeceksin yiyesin et de yemeyesin de. Almanya'da hava gene karanlıkladı. Almanya hep karanlık da. Hava kışın da bir acayip oluyor buralar. Burası köy canlarım. Köyün şu anda içinden geçiyoruz. Köyün şehri. Burası bir köy, yani köyle şey arası diyebilirim yani. Şehire doğru giriyoruz. Köye gittin mi? Tezek kokusu saray burnuvan. Anlarsın köye geldin diye. Değil mi Efe? Almanya'nın evleri süslenmiş, püslenmiş yılbaşı için. Akın abi evi nasıl süslediler? Kimileri biraz daha fazla süslüyor, kimileri biraz daha az. Kimisi hiç... Bak annem. Kimisi de hiç süslemiyor. Ben yılbaşı için değil de abla akşamdan abi evin kenarlarına lamba takılı yerdi on. Hoşuma gidiyor ama. Güzel görünüyor. Ama çok değil abla, az çok olacak. Her zaman ama dediğim gibi yılbaşından alakası yok. Aydın evde görüşürüz canlarım. Tekrardan merhabalar. Biz eve geldik güzel bir günün ardından. Saat peki doldu, akşamın 10'u. Ben gene biraz, herhalde gene biraz üşüdüm. Hapşur canım hep çıktı. Çok büyük soğuk var. Allah'ım ablam, mübarek soğuk var. Telefonu da nereye koyarım? Nereye koyarsam düşüyor. Tripodu bulamadım. Çocuklar evi talan etiyle benim gibi gel. Anne biz video çekiyoruz. Anne biz büyük havesli kuranlardır. Dedim bana bak. Hiç benim canımı sıkma video mi diye yok. Siz der sözü yapacaksınız o kadar. Ama eldelerini gel Zeynep oyundan al eline gel tripodu. Anne ben tripodla çekiyorum. Koyar eski telefon. Gülmekten var ya kırılırsınız. Eti yavla. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim taklitimi yapayım odada. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Ellerim de eti yavla. Yani beğenirseniz çok mutlu olurum. Kadınlar alından bakarım bunu. Kız dedim abla ne yaparsın? Anne ben YouTube kanalı açacağım. Yürü git kız dedim bunu. Yürü git oradan. YouTube kanalı açacaksın. Fedettin YouTube kanalında. Ben de YouTube kanalı yok. O dedim sen dersin yapacaksın. Öyle bir şey yok. Ben onu izledim diye şok oldu. Şimdi ne yapacağız canlarım? Şimdi biz ne yaptık? Geldim. Eğer sorarsanız bana ne yaptım diye. Ben burada bir pasta yaptım. İstim başım hep çikolata. Bir hallarımı görmüyorsunuz ya. Belki de görüyorsunuz. Olsun görün. Canım sağ olsun. Göstereyim size de bak. Ha bu tepsiyi sevdiniz da. Bir şey olmaz ondan ha. Hep cızılıyor. Ya hiç ellemirim mi ne ama. Hep cızılıyor. Arkadaşlar bakın. Uşaklarla çekmedim ki çocuklarla yaptık diye. Şöyle bir yediler ondan ama. Şöyle bir yanardağ pastası yaptım. Çikolatalı. Ondan sonra krem şantili bir pasta yaptım. Ha bu tütümün de altını açayım. Ondan sonra yemeğimizi yedik. Ha burada yıkadım bir sürü bulaşık. Biraz makineye koydum. Gene var. Gene bir yandan bulaşık çıkıyor. Hiç bura temiz kalmıyor. Hiç. Ondan sonra cime sütleri sızdırdım. Birini sızdırdım, attım buzluğa sütü. Ondan sonra kaynatmadan buzluğa süt atılıyor biliyorsunuz da. Bir daha aldım mı oradan onu. Ha bu fanyozun üstünde çözülecek buzu. Ondan sonra kaynatacaksan kaynat, ne yapacaksan yap. Çünkü o kadar sütü süt olarak saklasam, sütü bizim evde kimse içmiyor. Bir tek bir yerlere kullanırım. Ara sıra uşaklar çok nadir Kellogg's yiyorlar. Ara sıra. Ha böyle süt süzeceğim var biliyorsunuz abone bezlerim. Ha böyle sade süt süzeceği için ben bunları kestirdim. Onlardan işte şey yaptım. Sızdırdım sütleri, sütü güzel yapacak olduğumu öbürünü sızdırmadım. Kaynattım. Sonra lahana aldıydım biliyorsunuz. Lahanaları hep dağıttım. Biraz abi yandaki komşuma verdim.
Bir sarmalık biliyorsunuz ben sardım. Öbürünü de çantalan bir çantayda olduğu gibi bir komşuma demiş ki bir koca karıcık, bir nenecik kimdi bilmiyorum, haberim yok. Yaşlı bir nenecik demiş ki benim aklıma lahana geldi. O da aradı benimki, Filiz seni bahçede gördüm. Kız bir avuç ver ona Filiz ne olursun diye, paralan isteği senden. Dedim ben parayı ne yapacağım, paralan sattığım yeter bu. Gerçi bu sene bir şey de satmadım doğru dürüst ha. Onu da söyleyeyim, hep dağıttım, helali hoş olsun. Dedim gider gittim mi dedim, gene veririm size. Ha bu kadar lukay şimdi bende var. Ben yaptım bir yemeklik, onlara verdim. Ha böyle bir sıkma kendim aldım poşetten, öbürlerini verdim. Onu da böyle güzelce her şimdi avuç evde seçtim. Bakın. Seçtim, doğradım, suya koydum. Kısmet olursa bunu da yarına pişireceğim inşallah. Dedim uşakla kalkmadan şey yaparım, pişiririm bunu güzelce. Ondan sonra sütümü kaynattım, süzdüm, kaynattım ha burada. Birini abunamaya alacağım. Bak kabule kapağı var. Mikserime attıydım be. Birini bunamaya alacağım. Birini de abunamaya alacağım. Niye biliyor musunuz? Dolapta bunlara göre yer var. Bu daha hoşuma gidiyor cam diye. Bunlara mayalayacağım. Kavanozumdaki daha çünkü bitmedi. O yüzden onlara mayalayacağım. Mayayı sormuşsunuz arkadaşlar. Eski yoğurtumdan da geldi bir küçük kase. Buraya bakın. Mayadan arttırırım yani. Mesela bak abini sakladım. Bundan bir kaşık alacağım. Öbürünü bir yere koyarım gene. Arttırırım sürekli mayayı. Tan saçtan veya aldiden alıyorsun. Ha böyle küçücük şeyleri de var. Sizin için gittim mi alışverişe çekerim, gösteririm bunu size isterseniz. Oradan alıyorsun ama ben bazı youtuberlarda gördüm bu kadar maya yoğurta koyulmaz. Mesela 3 kilo sütü koyayla bir bardak şey, bir çay bardağı yoğurt olmaz o. Bak 5 kilo sütü 2 yemek kaşığı koysanız yeter size. Yani o kadar maya koyulmaz, ekşir. Bir de nasıl olur biliyor musun? Ha böyle akar o, akar. Böyle taş gibi olmaz. 1-2 gün geçtikçe sulanır o. Öyle yoğurt mayalanmaz. Ben belki de var ya günde 20 kilo yoğurt mayalar. Annem satardı pazarda yani. Biz ondan geçinirdik. O yüzden yani güvenin siz bana. Şimdi canlarım bakın bu kaynadı. Mübarek yoğurtun da var ya kaymağını göstereyim size de bakın. Şey sütün kaymağına bakın. Bak. Bakın arkadaşlar. Bunu şimdi size abla koyayım. Bunu da abla döküyor. Kaynattıydım bunu ya, soğudu biraz. Şimdi birazcık da ısıttım. Elinizi yakmayacak derecede olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaymağı hep buna gitti ama gitsin. Kaymağı yemeyen ne varsa kaymağını toplayıp yağ yapabilirsiniz. Ama ben onu çaktırmadan uşakların yoğurtlarına koyarım. Karıştırırım anlamaylar. Güzel çalarım bunu anlamaylar. Aha. Sütü de güzel kaynattım ama şey böyle karıştıra kaynattım bunu güzelce. Bak tam kafamdaki gibi oldu. İkisini önce oldu. Ha böyle yapayım da görün. Pamuk yıkaya içerisini pamuk. Hadi tencereye de bir lama su koyayım. İş bitmiyor ki iş. Vallahi iş bitmiyor. Olsun. Ne yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Ha bu. İkisi. 2 kilo süt var burada. 1,5 kilo da. 1,5 kilo ha bu. Bu da yarım kilodan fazladı belki de. Belki de 2 kilodan da çoktu. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir kaşık doldurmayalım ama bak. Buna koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Daşkaya. Annem öyle derdi. Daşkaya derdi. Daşkaya. Benim yalım değil Fadime anamızın eli olsun. Şimdi. Bundan bilemecik alayım bu kaymağını da. Koyayım abone. Bakın.
Ha böyle yarım kaşık, yarım yemek kaşığı da buna koyarım. Başka. Bunu da mayaladım. Bunun kapağı ha bu. Bunun kapağı da bu. Alınması güzel oluyor. Ondan bunlara mayaladım bunu. Siz başka bir yere de mayalayabilirsiniz. Şimdi üstlerine de bakın. Bir tek abone örtüyorum ben. Böyle katladım bunu güzel. Şöyle. Öyle yoğurt mayalama ben hayatta görmedim. Öyle olsa yani bir bardak yoğurt mayası koyayla. Benim annem var ya bir büyük tepe. Ben bile çok koyarım. Benim annem bir tencere sütü bir çay kaşığı yoğurt mayası koyar. Bir çay kaşığı. Algıda yoğurt mayası koyar. Algıda da güzel tutar. Bakma şimdi biz ben bile çok koyarım. Annem beni görse böyle kızar yani. Der uşağım algıda mayalına koyulur mu? Ömürsüz olur yani. Yoğurt ömürsüz olur. Böyle üstü nasıl diyeyim size? Çabuk bayatlar yoğurt. Üstü küflenir. Çok maya koyarsa odur yani zararı. Ekşi olur. Şekil olur. Aha. Ay anacığım anacığım. Bitti benim işim bu kadar canlar. Şimdiki sıra geldi vedalaşma. Bugünkü videomun da son cazına geldim. Ha burada birkaç tane bulaşığım var. Şimdi ben onları yıkayayım. Beyaz çamaşırlarım makinede. Daha çivit koyacağım onlara. Ben Türkiye'den çivit alıyorum. Beyazlarıma bir çay kaşığı bir makineye çivit koyarım. İsterseniz bir gün onu paylaşırım sizle bile. Bilmiyorum. Bazı videoları çekmek isterim ama çekinirim sizden. Belki tepki alırım diyorum. Yani böyle ne bileyim ben çiçeğim de burada teyzeleri. Efecim'in benim çiçeğim. Çiçeğimle size veda edelim. Videomda emeğe geçen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal atın. Hakkınızı kesinlikle sizin ödeyemem. Allah hepiniz ucunuzdan razı olsun. Çok çok sağ olun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. WhatsApp'larınızda, Facebook adreslerinizde, Instagram'larınızda benim videomu veya kanalımın linkini paylaşırsanız, kanal ismimi derseniz abone olursa çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Evet, sabah oldu biz uyandık. Size yoğurtları şöyle göstermek istedim. Bakın. Taş gibi yoğurtlarımız. Bakın. Kesinlikle su yok. Hiçbir şey yok. Bu da süt aldığımız yerin adresi arkadaşlar. Gitmek isteyen buradan internet adresine bakıp yolu tamamen bulabilirler. Şöyle göstereyim size istedim. Siz de yapın. Size de şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.